Böyle yıllar evvel Mora'da bir şey olsa Lefkoşa'da haberiniz olmazdı. Kıbrıs küçüktü ama kimse kimseden habersiz yaşardı. Dünya bir bütünleşme sürecine girdi. Ve bu bütünleşme sürecinde istediğiniz kadar sınırlara, duvarlar gerin, teller koyun. Hiç uçaktan yolculuğa gereken baktığınızda görmezsiniz ya, onun gibidir. Artık hiçbir konu yerel karakter taşınmaz. Yani ne karar alacaksanız bunun dıştan etkileşimi, dışa dönük etkisi vardır. Türkiye bir referandum yaşadı. Cumhuriyet tarihinin herhalde en önemli anayasal değişikliği oldu. O amaçla oldu. Nihayet kesin sonuçlar açıklanmadı ama açıklanan sonuçları doğru kabul edeceksek, evet, 1 milyon 300 bin dolayında bir oy farkla, 51 kusurla evet çıktı. Hayır da işte %48 kusur. Bu dünyada da yankılandı. Buralarda da yankılandı. Eminim Güney Kıbrıs'ta da yankılandı. Bu çerçevede konuğumu bugün seçerken biraz da bu nedenle seçmiştim. Profesör Doktor Niyazi Kızılgür'e. Hocam, Güney'den bakalım. Merak ettiler miydi? Tahmin var mıydı? Sonuç sürpriz olarak mı algılandı? Gerçekten Güney Kıbrıs'ta medya çok yakından takip etti bu referandum sürecini. Yakından takip etti diyorum çünkü hem ben hem öğrencilerim çok sık medyada ağırlandık. Türkoloji mezunları özellikle bu konuda doktor yazmış, artık bir kısmında meslektaşım olmuş eski öğrencilerim. Sürekli televizyonlarda yorumlar yapıldı, özel sayılar yazdı, hazırlandı gazetelerde falan. Yani Güney Kıbrıs'dan çok büyük bir ilgi vardı referandum sürecine ve olayı takip etmeye devam ediyorlar. Yakından takip etmeye devam ediyorlar. Dünyada da baktığım dünya basında da epey geniş bir yankı vardı. Dolayısıyla demin dediğim gibi bu hani Türkiye tarihinin en önemli gelişmelerinden biri. Modern Türkiye'nin belki de en önemli gelişmelerinden biri. Ben bu referandum biraz önce Türkiye'den bakarak konuşmak istiyorum. Türkiye'nin demokrasiyle imtihanı açısından biraz görmek lazım referandum sürecini. 1923'te kurulan modern Türkiye'ye baktığınız zaman o gün bugündür Türkiye demokrasi açısından yerleşik bir demokrasiye geçmiş ülkeler arasında yer almıyor. Yani siyaset biliminin tanımladığı birinci sınıf demokrasiler, yerleşik demokrasiler, bir de demokrasiyle diktatörlük arasında gidip gelen ülkeler grubunda Türkiye'yi orada görüyoruz. Bir türlü demokrasisi yerleşmemiş. Bu çerçeveyi çiziyorum ki hani buradan bakarak biraz geleceğe bakalım. Bunun nedeni Türkiye'de iki tane ana akım oldu hep. Bir, Kemalist vesayet rejimi diyebileceğimiz bir rejim. Bu aslında toplumu medeniyet ve ilerleme adına bir grubun yönlendirme hakkını kendinde gören, dolayısıyla o yüzden vesayet diyorum ve de milli irade denen olguyu da es geçen, bu yüzden de işte hem tek partili bir dönem yaşandı hem de çok partili döneme geçildiği zaman darbelerle bu vesayet rejimi hep korundu. Yani Kemalist damardan gelen siyasi pratiklerin demokrasiyle, demokrasiyi genişleten değil daraltan pratikler olduğunu görüyoruz. Bu neredeyse ülkenin 70 yıllık tarihini anlatan bir duruş. Evet. Şimdi zaman zaman da Menderes'le başlayan, kesintiye uğrayan, sonra Demirel'le, Özal'la giden, gene kesintiye uğrayan ama AKP ile kesintiye uğramayan başka bir damar daha var. O da milli iradecilik damarıdır. Yani vesayete karşı milli iradeyi ön plana çıkarma. Türkiye bu gerilimleri ve çatışmaları yaşadı uzun zaman ve gelinen noktada özellikle AKP'nin iktidara geldiği 2002'den, 2003'ten sonra ve özellikle de 2007'den sonra, yani Cumhurbaşkanı halkın seçme imkanı doğduktan sonra ve son referandumla beraber milli iradeye yapılan vurgu üstünden üretilen siyaset baskın siyaset haline geldi. Ama şimdi burada ilginç bir nokta vardır. O ilginç noktayı bu telefondan noktayı sonra alabilir miyim? Başka telefon almayacağım. Bu son telefondur. Yani almayacağım çünkü bütünlüklü sizi dinlemek istiyorum. İzleyiciler açısından da verimli olacak. Kemal Barbet, merhaba. İyi günler Hasan Hocam. İyi günler. Konuğum Niyazi Kızılyurek'e da iyi günler. İyi günler efendim. Şimdi başlarında ilk önce
arada Ergün Hanım Boğaz'dan. Sen dedin işte Niyazi Yardaş'tan gittiğinde acaba şeye nedir bu pikniğe dedin çaldırı çağırdınız. O da dedi ha hocam duymadı. Biz orada bir soru daha sordu sana. Sen de cık dedin. Cık dedin. Yani cevap ya duydu. Ya, sordu bana güvendiğin bir siyasetçi var burada dedi. Şimdi ben de o cıkı üstüne bitireyim de geleceğim. O cıkın üzerine sadece bir olay anlatacağım. Yok ama hızlı olsun çünkü konumuz önemlidir tamam, ve zamanımız kısıtlı. Hızlı geçiyorum. Tamam kesin hızlı geçiyorum. Arkasından Ziba ablamız bağlandı. Yani benim söyleyeceklerim benim beynime geçenler hepsi söylediler. Dediğim gibi bir koltuk makam uğruna bizim bunları satar ve satmaya da devam edecekler. Biz orijinal Kıbrıslılar günden güne yok olup gidiyoruz. Ha, o cıkına giriyorum. Şimdi tabii bir yerinde öyle küfre girer herhalde. Onu söylemeyeceğim. Keserek söyleyeceğim. Geçmiş zaman Şef Köstavar'da, Şef Yedal Çeri, onun yanında tezgirim ben delikanlı döneminde. Şimdi Serdar'la Çatoz'da bir çobanla, Görneş'ten bir çoban. Bir tepede o bekler, o da bekler, o bir tepede. Koyunlardı falan. Şimdi Serdar'daki çoban bağır o yana, ben Mehmet Efendi der. Benim dedi at tepeden Göktepe'ye bir keçim kaçtı görmedi mi? O da senin gibi hocam çık dedi. Bir daha söyler gene çekmez. Arada varsa bir iki mil yankı yapar falan. En nihayet üçüncü dördüncü sorunca gene sordum. Ben Mehmet Efendi dedi benim Aktepe'den Göktepe'ye dedi bir seçim açtı duymadın mı? Bunu görmüşler kaç saniye söyledi kızlardı. Cık dedim AP de, duymadın mı dedi. Evet. Peki. AP onu getirmiyor onu duymadın dedi. Şimdi Aygün Hanım'la AKP'de Ziba Kenaz'ı canı gönlümde kutlarım konuğun şeyde dediği gibi Hasan Hoca dönme geri bu memlekete dönme geri gal yerinde neredeysen dönme Hasan Hoca'nın dediği gibi evin yerinde gidecek çok insanımız ama vatana herkes ister kendi memleketine gelsin ama peki. Bizim memlekete elden gittiğini yazın arkadaş ben beni fikrimle sorsam yakalayacak bir ucundan hadi babay. Babay evet arkadaşlar başka telefon değerli izleyenler Niyazi hocamızı dinleyelim. Bugünlük başka telefon almayı. Evet buyurun. Evet yakın dönem Türkiye'deki siyasi gelişmeleri değerlendiriyorduk ve ben iki ana damardan söz ettim. Biri vesayet, Kemalist vesayet rejimi, biri de milli iradeci yaklaşım dedim ve her ikisinin de demokrasi açısından kusurlu olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin demokrasiye bir türlü geçemesinin ana nedeni de bu. Bir vesayet rejiminin demokrasiden uzak olduğu çok derin bir anlatıya ihtiyaç hissetmez. Zaten adı vesayet rejimi. Toplumu bir kalıba sokmak istersiniz. Bir elit yönetimidir o. Medeniyet adına, ilerleme adına topluma bir yön verirsiniz. Onu oraya zorlarsınız. Olmazsa darbelerle güdersiniz ve siz bunu Kemalist Medeniyet Projesi adına yaparsınız. Ve Türkiye bunu gördü, yaşadı. Bunun karşısına çıkan, milli iradeyi ön plana çıkaran siyasilerin de her ne kadar milli iradeyi demokrasiyle beraber düşünüyorlarsa da orada önemli bir zaaf vardır. Çünkü milli irade ile demokrasi birebir ve aynı şeyler değildir. Milli iradeden ziyade bu bir çoğunlukçu anlayışa dayanan bir algıdır. Yani siz %50.1 aldığınız zaman ona milli irade diyorsunuz. Ve halkın bütününü görmüyorsunuz. Milli irade cemaati diyebileceğim bir cemaati görüyorsunuz. Yani %50.1 size oy verdiği millet zaman olur. O millet olur. Ve öbür yarısı dışlanır. Bakınız Kemalist dışlamacı süreçlerden farklı bir dışlamacılıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem Kemalizm yıllarında Türkiye bölünmüş bir toplumdu. Hem şimdi milli irade vurgusunun çok fazla yapıldığı bir zamanda da hala yine Türkiye toplumunun yarısı dışlanabiliyor bu sistem içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin demokrasiyle imtihanı devam ediyor. Bu imtihan kesinlikle bitmiş değildir. Yerleşik bir demokrasiden söz edemeyiz. Ve bu referandumla birlikte şimdi cumhurbaşkanlıklı hükümet dediğimiz yani çoğunluğu elinde tutanın iktidarı farklı iktidarları da yani kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak kadar yasama, yürütme, yargı iktidarları da kuvvetlerini de eline alacak bir sisteme geçersek, bunu her ne kadar çoğunluk böyle talep etti diye göstersek bile bu demokrasi demek değildir. Soru şudur açıkçası. Türkiye bu referandumdan sonra bütün toplumu kucaklayan
Bu çünkü bir organik yapıdan söz etmiyoruz. Bir toplumda farklı farklı irade grupları vardır. Farklı farklı gerçeklikler vardır. Farklı farklı kimlikler vardır. Siz Sünni Müslüman kimliği dışında olan kimlikleri de kucaklayabilecek misiniz? Yani bir Alevi'nin hakları ne olacak? Bir Kürt ne olacak? Bu Türkiye'de çoğulcu bir demokrasi kuracak mıyız? Yoksa çoğunluğu eşittir milli irade sayıp dışlamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu referandumun sonuçları kendi başına bize hiçbir şey ifade etmiyor. Bundan sonra Türkiye'nin demokrasiyle imtihan ne olacağı sorusudur aslında. Bunu şimdiden öngörmemiz mümkün değildir. Temennide bulunabiliriz. Temennim odur ki Türkiye demokrasiyle tanışır. Çünkü demokrasiyi yerleştirmeyen bir Türkiye mutlaka ekonomiden dış politikaya kadar tökezleyecektir ve tökezlemeye de başlamıştır. Peki, zaten. Ama şöyle bir soru sorayım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 sonrasına bakma, daha öncesi de var, siyasi geçmişi vardır. Ve o görüşle beraber ama özellikle 2002'den bugüne 15 yıllık da bir kesintisiz Türkiye'nin siyasi kaderinde önce hükümet olundu. Sonra da iktidara bu hükümeti iktidara dönüştürmek için ne kadar güç odağı varsa Türkiye'de yargıdan silahlı kuvvetlere kadar bütün önemli güç odaklarını hatta sermaye de dahil ne kadar güç odağı varsa üniversite dünyası hepsine dönük saldırgan bir tavır izlendi. Ve dedi ki ben bunları etkisizleştirmezsem, istediğim noktaya getirmezsem ben iktidar olamam dedi. Hatırlayalım Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yaşanan süreci falan. Direndi. Peki buraya şimdi aslında belki de sürecin son halkası gibi diyelim. Bu noktadan sonra yani Sayın Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi ifadesini çok kullanmak istemiyorum. Yani çünkü bir kişilik partiden önde duruyor. Bu gücü elde ettikten sonra Erdoğan'ın nasıl bir demokrasi göstergesi ya da demokrasi uygulaması sergilemesini bekliyorsun? Şimdi önce şunu söylemek lazım. AKP 2002 yılında kuruldu. Evet. Ve de o güne kadar devam 2001'de eden... 2001'de kuruldu, 2002'de seçime girdi. Ve seçimi kazandı. O tarihe kadar olan İslamcı geleneğe baktığınız zaman siyasette, yani Necmettin Erbakan'da başlayan milli görüş odaklı siyasete baktığınız zaman o dönemde ortaya çıkan yenilikçi kadrolar diye adlandırılan Sayın Abdullah Gül, Sayın Erdoğan, Bülent Arınç bir tek şey söylemişlerdi bize. Biz milli görüşle aramıza mesafe koyduk. Bu gömleği çıkardık, başka gömlek giydik. Bizim giydiğimiz gömleğin adı Müslüman demokratlardır. Yani Avrupa'daki Hristiyan demokratlar gibi. Biz muhafazakar demokratlarız. Biz Avrupa karşıtı değiliz, Batı karşıtı değiliz. Dolayısıyla milli görüşün ana sütunlarını tek tek yıktılar ve kendilerine başka bir kimlik edinmeye çalıştılar. Hı hı. Bu kimlik üstünden Batı'ya yöneldiler, Avrupa Birliği üyeliğine yöneldiler. Ve hatta o süreçte de Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekiyorsa buna da eyvallah deriz dediler ve sandıktan çıkar çıkmaz sergiledikleri tavır ve annem planına kadar sürdü. Tabii sürdü çünkü başka türlü AB ile müzakereler başlayamazdı. Daha sonra anlaşıldı ki bu açılımların hepsi Kemalist elitlerle sürdürülen kavgada bazı önemli duraklardı. Yani siz Kemalist elitlerle kavga ederken, iktidar kavgası yaparken AB üyesi olma yolunda ilerlemek çok fazla işinize yarıyordu. Mesela AB o açıdan instrumentalize edildi. Çünkü size muasır medeniyete doğru gidiyor. Bir oraya gidiyorsunuz söyleyeyim olarak iki kurumsal reforma gidiyorsunuz. AB size bir takım kurumlar reformlar dayatıyor ki ister istemez askerin siyasetteki rolünü sınırlıyordu. Bir şeye geliyor. Bunlar hepsi çok iyi kullanıldı. Çünkü hakikaten orada bir elitler arası savaş vardı artık. Muhafazakar Müslüman elitlerle Kemalist elitler arasında bir iktidar savaşı vardı. Hükümet olmak onu kazanmış anlamına gelmiyordu. O yüzden çok doğru söylediniz. Hükümet oldu, ondan sonra iktidar oldu. Tam da Kemalist elitleri yendiği yerde iktidar oldu. Ve bunu da yaparken işte Fethullah Gülen cemaatiyle işbirliği yaptığı yeri geldiği zaman şimdi bakıyorsunuz bir dönem Kürt meselesiyle Öcalan'la temas kurdu. Şimdi bakıyorsunuz MHP ile yani bir de pragmatist boyut görüyorsunuz. Yani yeri geldiği zaman bazı ittifaklar kurabiliyor.
Mesela solcularla, sol liberallerle, entelektüellerle kurduğu ittifakı hatırlayınız. Yani Kürtlerle yapılan görüşmelerde. Dolayısıyla Kürtler, özür dilerim, Kürtlerle yapılan görüşmelerde o fotoğrafın içinde yer alan insanların tek başına o öyle bir sonucu yaratması mümkün değildi. Ama o süreci bitirdikten sonra hatırlamak bile istemediği için o fotoğraftakilerin hepsini temizledi. Şimdi tam da bundan söyleyeceğim. Zaman zaman kurulan ittifaklar vardır. Ama o ittifakları kurduğu kimseler bir müddet sonra yok oluyorlar. Ya da oraya bakmıyor. Mesela şu anda hapiste yatan ikimizin de ortak tanıdığı gazeteciler vardı. Şahin Alpay. Mesela Şahin ne kadar AKP'yi savunucusu hatırlıyorsun. Ya. Değil mi? Yani çünkü hakikaten AKP o dönemde liberal entelektüellerle, Murat Belge'den Şahin'e kadar ya. İttifaklar kuruyordu bu insanlarla. Şimdi hepsi dışlanmış vaziyette, bir kısmı hapiste. Ve içeri gitti. Şimdi buna bakmak lazım. Yani çok pragmatist olabilen bir Erdoğan görüyoruz. Ama yeri geldiği zaman çok katı tutumlar takınan bir Erdoğan görüyoruz. Erdoğan'ın siyaset icraatında ikisine de rastlıyoruz. Pragmatist açılımlara rastlıyoruz ama o oranda da katı tutumlara rastlıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki sürecin hangi yönde seyredeceği çok çok önemli. Bir kere katı tutum derken şu demektir, toplumun yarısını dışlarsınız. Milli iradeden siz sadece size oy verenleri anlarsınız. Onlarla yürümeye kalkarsınız. Bu Türkiye'yi gerer. Fazlasıyla gerer. Hele bu seçim sonucundan sonra. Yani ortada bir başarı var ama bir zafer yok. Bu durumda daha da gerer. İkincisi, Türkiye dünyanın önemli ülkelerinden biridir. Ekonomik bakımdan böyledir. Dış politika açısından böyledir. Jeostratejik olarak böyledir. Yani siz yalnız değilsiniz. Bir kere NATO müttefikisiniz hala. Bunu unutmamak lazım. AB ile müzakere yapan bir ülkesiniz. Ve çok gerilimli bir bölgede önemli aktörlerden birisiniz. Suriye gibi meseleleriniz vardır. Demek ki hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin ittifak politikalarına ihtiyacı vardır. Yani içeride siz toplumun yarısını dışlarsanız ve demokrasi açısından daraltırsanız demokrasinin ufuklarını, dışarıda müttefik bulmakta da zorlanırsınız. Bunlar iç içe geçmiş konulardır. Ve fevkalade önemlidir. Avrupa Birliği ile daha yumuşak geçişler istiyorsanız, içeride yapacağınız reformlar 2003'ün 2007 arasında yaptıklarınıza benzemelidir. Yani toplumun size oy vermeyen kesimlerini de kucaklayacaksınız, haklarını tanıyacaksınız demektir. Bir seküler Türk yurttaşı en az bir Müslüman Türk yurttaşı kadar meşrudur anlayışından yola çıkacaksınız. Bir Kürt yurttaş, bir Alevi yurttaş, bir muhafazakar Sünni Müslüman yurttaş kadar meşru haklara sahiptir anlayışını geliştireceksiniz. Tam da işte az bunları önce, geliştirmezseniz bunlar dış politikalara da yansır günü sonra. Sevgili Niyazi Kızı, az önce soruyu sorduğumda tam da işte bunları da mı yani bu kaygıları değil size göre ne olacağını soruyorum. Yani Erdoğan'ın kendine yalın algı bakımından söylüyorum. Kendine oy veren ve vermeyen vatandaşları fiilen gerçek anlamda kucaklayacak mı? Demokrasiyi gerçek anlamda yani sözlük anlamındaki demokrasiye Türkiye'de şans olacak mı? Düşünce özgürlüğü bağlamında, basın özgürlüğü şunu bağlamında. Şunu söyleyeyim yani. Ne olacak? Bu tür laflar bazen çok havada dolaşıyor. Kucaklamak filan. Bunlar biraz arabesk muhabbetlerdir. Kurumsal fiili. Demokrasi istiyoruz. Kurumlaşmış haklardan. Tam da bunu söylüyorum. Yani tam da onu söylüyorsun evet. Bunların nereye gideceğine bakmak için, görmek için bunu. Bir kere bu konuda iyi bir sınav verilmediğini söyleyebilirim. Şu anda oturduğumuz, konuştuğumuz yerde içeride 130 tane gazeteci var. Yazar takımı var, profesörler var. Yani gördüklerimiz bize bir şeyler anlatıyor. Ve ister istemez endişe duyuyoruz. Yani demokrasi sınavı açısından. Ama ben başka bir şey daha söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın siyasi kariyerinde katı tutumlar kadar pragmatist açılımların yapıldığını da görüyoruz. Sorun şudur, önümüzdeki dönemi pragmatist açılımlar ve demokrasi açısından bir yere mi yönelecek? Yoksa milli irade dediği %51 oyla kendini dayatacak mı? Ben bu ikincisinin zor olacağını, hatta imkansız olduğunu söylüyorum. Eğer bu yola girerse düşüşün başlangıcı olacağını da söyleyebilirim. Bu zaferin ya da bu başarının, bu bir zafer değil, o bu zaman. Başarının. O yüzden biraz tek yol gibi. Türkiye'de yapılması gerekeni söyleyebilirim. Sadece yapılması gereken içeride konsensüse dayalı, geniş yelpazeye dayalı ortaklaşmalar
Ki bu ancak demokrasiyi çalıştırarak yapılabilir. Yani siz Kürtlerle, Alevilerle onları kucaklamanız demek, onlarla güzel sohbet etmeniz demek değildir. Hayır, hayır, hayır. Onların kurumsal haklarına saygı duymanız demektir. Yani Türkiye'de demokrasinin sınırlarını genişletirsiniz içeride. Konsensüs dayalı bir şey yaparsınız. Bir sürü insan içeride yatıyor, o insanlar dışarı aldır, yazar çizer takımı. Yani siz kolay kolay hiç kimseyi efendim şu FETÖ'cülere inandıramazsınız. İşte şu yazar, bu yazar, işte Şahin Alpay falan. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da Hilmi Yavuz gibi bir düşünür içeride yatıyorsa ve bankasındaki parasına el konumunuzsa bunlar meseledir. Anlatabildim mi? Şimdi bunların halledileceği bir politika aynı zamanda dış politikaya da farklı yansıyacaktır. En azından Avrupa Birliği nezdinde. Bunu söyleyebilirim. Bir diğer nokta, Türkiye'nin çok önemli meydan okumaları vardır dış politik mevzular arasında. Yani örneğin Suriye meselesinde artık bir Kürtlerin de bir Irak gibi otonom bölgeye sahip olacakları neredeyse kesinleşmiş gibi. Üstelik bu politikanın yanında hem Amerika'yı görüyorsunuz hem Rusya'yı görüyorsunuz. Arkadan da İsrail'in böyle bir şey destek verdiğini görüyorsunuz. Peki Suriye ve Irak'taki Kürt'ü, o özel yönetim sınırla beraber bütünleşip... O çok ileriki bir şey. Şu anda zaten Barzani yavaş yavaş şeyden söz etmeye başladı. Bir Kürt devleti zamanı geldi diye. O açıdan uzun vadede bir Kürt oluşumundan söz edebiliriz. Nitekim Barzani ile de ilişkiler yavaş yavaş bozulmaya başladı. Son dönemde bu çok yeni. O bakımdan Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten şu anda donmuş ve gerilimli. Suriye'de bir takım nahoş şeyler oluyor Türkiye adına filan. Nereden başlayıp neyi tahmin edeceksiniz? Rusya ile ekonomik İşlere girersiniz ama jeopolitik ortaklaşma yok. Tam tersine rekabet var. Nereden başlayacaksınız? İşte böyle bir Türkiye'nin hamle yapabilmesi için hem içeride demokrasinin sınırlarını genişletmesi gerekiyor, hem de dışarıda yeni yeni ittifak politikaları kurması lazım. Yani Sayın Erdoğan'ın tek adam olarak yükselmeye, yani tek adam olarak yükselişinin doğruğa ulaştığı noktaysa bu referandum. Kısmen. Yani öyle artık Cumhurbaşkanı. Hayır, yani kısmen derken yani bu doruğa tırmanırken baktığınız zaman %60'larda bir sandıktan sonuç çıkmış olsaydı farklıdır. Elbette ama yani sonuçta formel olarak gelebileceği en ileri noktaya geliyor. Şunu da bir not olarak düşün. Tabii ki böyle. Siyasi kariyerinden doruğa tırmanmıştır bu kesin. Artık sadece başbakan değil, sadece halkın seçimi kararı değil. Artık hem Cumhurbaşkanı'dır hem hükümettir. Şimdi bu doğruya ulaşmış politikacı ittifaka en çok ihtiyaç olduğu bir döneme de girmiş demektir. Hem içeride ittifak politikalarını kurması lazım hem dışarıda. Ve bu ittifak politikaları demokratik açılımı da içinde taşıyan politikalar olmalı. Kürt meselesini siz demokrasi kuralları içinde kalarak çözmezseniz Suriye politikanız oradaki Kürt meselesi içine geçmiş meseledir bunlar. Kıbrıs sorunu gibi bir sorunu çözmezseniz enerji politikasıyla doğrudan alakalı olan bir noktadır bu. Yani enerji politikasının neresinde olacağınız ayrı bir şeydir. AB ile aynı şekilde nerede duracağınızı belirleyecek olan şeylerdir. Dolayısıyla burada son derece soğukkanlı bir değerlendirmeyle Türkiye yepyeni bir döneme giriyor ama bunun Türkiye demokrasisini kalıcılaştırması, derinleştirmesi en büyük meydan okuma olarak önümüzde duruyor. Ayrıca Türkiye'nin demokratikleşmesi sadece bir iç politika mevzu olmaktan çıkmıştır. Dış politikayı da büyük oranda belirleyecektir. Eğer içeride gerilim politikası sürdürülürse, eğer milli irade denip halkın yarısı milli iradenin dışında sayılırsa, o zaman ne içeriden ne dışarıda Türkiye'yi güzel günler beklemeye demektir. Davutoğlu AKP'nin kuruluşundan son zamanlara kadar Başbakanlığa çıktı, tıp aşağıya gitti. Neyse, bir zero sorun meselesi vardı. Şimdi bu gelinen noktada komşularla olan sorunları bir kenara bırakın, bırakamazsınız. Ama içte de bu dün ortaya çıkan sonuç eğer barışçıl yöntemlerle kurumsal demokrasiye sağlayacak bir yolculuk olmazsa Türkiye bu gerilimi nereye kadar taşıyabilir? Taşıyamaz. Çünkü şu anda bölünmüş bir toplumdan söz ediyoruz. Ortadan bölünmüş bir toplumdan söz ediyoruz. Harita da bize bunu söylüyor, rakamlar da bize bunu söylüyor ve bu bölünmüşlük normal bir seçim sonrası ortaya çıkan sen böyle düşünüyorsun ben böyle değil.
bu cepheleşme içinde yer alan kimlikler neredeyse düşman, hasımsal kimliklere dönüşmüşler. Peki İDAM'ı niye ısrarla seslendirtiyor Sayın Erdoğan? Şimdi bakınız, bu bir popülizm. Yani Türkiye'nin sokaktaki vatandaşa sorsanız nedir, öncelikle ne beklersiniz? Ben inanırım 20'ye girmez İDAM. Ve birileri işaret etmese o meydanların İDAM sloganı atacağına da inanmayan Erdoğan. Şimdi bakınız, popülizm diye bir şey var maalesef günümüzde ve bu Brexit kampanyasında da görüldü. Donald Trump'ın kampanyasında da görüldü. Hatta o yüzden de bu döneme post hakikat dönemi, hakikat sonrası dönem adını veriyoruz artık. Çünkü siz artık duygularla oynayan siyasiler, siyasi elitlerle karşı karşıyasınız. Yani içi boş laflar ve duygulara hitap eden, halkı kışkırtan, kışkırtıcı sözlerle konuşan. Referandum süreci de tam bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Gördük mi? Yani tam böyle post hakikat döneminin bütün özelliklerini gördük orada. Dolayısıyla bu tür göndermeler de aynı şekilde bir tür, hani bir tür kahramanlık gösterisi gibi, bir tür işte bir tür popülizm bu, tamam mı? Ama Türkiye bunu taşıyamaz. Yani şimdi siz İDAM falan diyorsunuz. Ben bunun olacağını asla düşünmüyorum. Bu çünkü en kestirme olan Avrupa Birliği ile her şeyin askıya alınması demektir. En kestirme olan, hani Türkiye'yi Avrupa'nın dışında tutmak istiyorsanız yapacağınız en kestirme hareket nedir? İDAM kararı getirmektir. Türkiye Avrupa Birliği'nden bu kadar uzaklaşamaz. Ben bunu... Yani %70 ticaretinizi Avrupa Birliği ile yapıyorsunuz. Ülkeye yabancı sermaye girişinde inanılmaz bir düşüş vardır. Bu son dönem sayesinde. Halbuki o sermaye akışları hep Avrupa'dan geliyordu büyük oranda. 22 milyardan 6 milyara düştü. Öyle mi işte? Düştü. Ben Niyazi kardeşim İDAM konusunu CHP'nin önünü kesmeye dönük bir seslendirme olarak görüyorum. Neden? İDAM kim? İDAM dediğinizde FETÖ'cülerden önce akla gelen PKK ve oradan yükselen harekettir. Yani onlara karşı. Şimdi herhalde HDP bu işe karşı çıkar. Net. CHP de karşı çıktığı zaman, bu defa da gördük ya, bu evet hayır bu referandumda da kimler hayır diyor diyerek, işte CHP teröristlerle beraber hareket ediyor denildi. Böylece aslında bu İDAM'la CHP'nin önünü kesmek ister gibi, o klasik az önce söylediğiniz propaganda yöntemleriyle ona dönüyor. Yoksa ben de şahsen olacağına inanmıyorum. Bir kere bu bir şey, yani bir kere zaten böyle bir idam kararı, hani geriye dönük zaten uygulanamaz. Evet. Bundan sonrası için söz konusu. Bundan sonrası hedefinizde kim olacaktır? Bu çok spekülatif bir ama şey. Ama halkımız geriye dönük uygulansın derse de uygularız der. Şimdi, ne olacak yani? Şimdi bakınız, şimdi halkımız... Millet lafı, bunu isterse ister. Halkımız lafı en tehlikeli laflardan biridir. Ve dünyada bütün popülistler, yani Avrupa'daki aşırı ırkçıların da kullandığı laf her zaman halkımızdır. Biz halkız, halkın ruhunu temsil ederiz gibi laflar ediyorlar. Almanya'dakiler de öyledir, Fransa'dakiler de öyledir. Halkımız sözcüğü dedi. Halk kimdir bir kere? Siz oy verenler midir? Öyle bir şey olabilir mi? İşte demin söylediğim milli iradecilik budur. Siz halk diyorsunuz ama halkın yarısını dışarıda bırakıyorsunuz. Ama halkımız diyorsunuz. Yani Türkiye şimdi tam ortada. Popülizm tam da budur. Oysa Türkiye toplumu, halk dediğiniz şey bir yurttaşlar toplumudur. Başka bir şey değil. Yurttaşlar toplumudur. Ve o yurttaşlar toplumu içinde 10 türlü halk grupları vardır. Kümeler vardır. Kimlik açısından, duyarlılık açısından filan. Demokrasiye bunun için ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla organik bir halk vardır. Hepsi birbirine benziyor. Gerisi de dışarıdadır söylemleri. Popülizmin en önemli göstergelerinden birisidir. Yerli yersiz halk lafını kullanmak. Sayın Erdoğan özellikle son propaganda dönemiyle bu referandum süreci başladıktan sonra ehliyet alırken 3 point vardı. Üçlü dönüş. Bakarsınız bu yol ve sizi examiner de o yola götürür. Yani bu yolda üçlü dönüş olur. Ama söylemlerle hem içte ki siyasetin oyuncu, kurumsal oyuncularıyla, hem batı ile yolu daralttı. Bu yolu tekrardan genişletmek, bir akademisyen olarak da soruyorum size. Bu daralan batıyla düşünün, yani bu referandum döneminden farz edin Merkel gelecek ve birbirine güzel ifade kullanılacak. Şimdi bu son propaganda döneminden o kayıtlara tutun,
her kiminle Batı'da görüşecekse Sayın Erdoğan, onunla ilgili unutulmayacak okkalı ifadeler var. Yani o kadar öte. Şimdi peki bunu nasıl tamir edecek? Bunlar Sayın Erdoğan için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Karşı taraf? Çünkü lider kültü öyle bir boyuta ulaşmıştır ki lider o kitleyi istediği gibi yönlendirebilir. Ama karşı tarafı soruyorum size. Evet. Unutacak mı Batı'nın? Onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Dolayısıyla bir kere demin söylediğim, yeri geldiği zaman çok gerebilir, halkı kışkırtabilir. Yeri geldiği zaman pragmatist bir açılım yapabilir ve çok kolay. Oradaki o yurttaşlar da dönüp işte sormazlar. Niye böyle dedim böyle yapıyorsun? Sorun yok orada. Ona itirazım yoksa. Lider kültü artık. Yani bir zamanlar zaten Türkiye toplumu bir kere şunu anlamak lazım. Ataerkil bir toplumsal yapı var. Ataerkil yapı siyasetçiyi baba gibi görüyor. Babaya konuşur öte, gibi konuşuyor. Öte. Biat eder. Hatta monarh gibi görür. İtiraz edemez filan. Dolayısıyla Batı'nın da yapacağı şey şudur. Yani içeride bu manevra yapmak zor değil Erdoğan için. Batı ne yapar? Avrupa Birliği ne yapar? Ben size söyleyeyim mi? Avrupa Birliği popülizm konusunu çok iyi bilen bir kıtadır. Siyasetçiler ne kadar popülizm yaptıklarını bilirler. Yeri geldiği zaman sesler yükseltilir, kitleler mobilize edilir ama sonuçta işin başka yönleri de olduğunu bilirler. Vallahi Merkel'in yani açıklamasından bahsediyor. Sayın Merkel kalkıp siz bunları dediniz demeyecektir. Yok, Ankara ile yakında görüşmemiz gerekir. Tabii ki dememiştir zaten. Hatta Nazi saldırıları yapıldığı zaman suçlamaları Merkel'e, Merkel onlara da yanıt vermemiştir ve yanıtı şey vermişti, Martin Schulz vermişti. Ben Almanya'daydım o günlerde. Martin Schulz bu küstahlıktır diye bir laf kullandı. Ama Merkel yine, çünkü Merkel'in böyle bir özelliği vardır. Birebir yanıt vermez. Gerilmiş söylemlerin içine girmez. O işine bakan bir kadındır. Böyle bir tarafı vardır. Dolayısıyla Almanya ile Türkiye'nin yapacak işleri vardır. Göçmenler politikasında Türkiye para istiyor. O para Almanya'da. Ve orada ben uzlaşma olacağını düşünüyorum. Vize meselesi vardır. Bunlar müzakere edilecektir. Göreceksiniz, pragmatist müzakereler de göreceğiz. Aman onlar olsun, ne olacaksa bir yerde olsun bitsin. Peki bu sonuç bize doğrudan nasıl etki yapabilir? Ne beklersiniz? Veya bugün güneydeki basın veya kamuoyu veya bu süreci merak eden insanlar etkileri bakımından ne bekliyoruz yani? Şimdi bakınız, aslında çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini söyleyebilirim ama birkaç yerden bakalım meseleye. Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda en büyük zorluk varsa Türkiye'den, yani Türkiye'nin siyasi coğrafyasından kaynaklı bir sorun varsa onun adını koyalım. Nereden kaynaklı? Yani en katı tutum nerede var? Evet oyunda mı var, hayır oyunda mı var? Yani soruyu tekrar söylüyorum. Referandumda hayır diyenler Kıbrıs sorununun çözümüne daha mı sıcak bakıyorlar? Hayır. O zaman tekrar bakalım meseleye. Şimdi bakınız, Cumhuriyet Halk ama Partisi... Ama yok, ama evet diyenler de Erdoğan'a bakar. Eğer Erdoğan çıkıp işte, derse ki tamam, ben şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan parçasında taviz vermem, olmaz. Olmaz. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs sorunun çözümünde maalesef bir türlü pragmatist bir çizgiye gelemedi. Diğer yandan bu seçimin çok büyük bir yenilgisi de var. Onu unutuyoruz. Devlet Bahçeli. MHP bu seçimde en hayırlı sonuç oldu. Ve en büyük yenilgiyi de şahsen keşke 100 kat daha fazla yenilgi. Dolayısıyla artık MHP'de başka partiler, başka oluşumlar göreceğiz. Demek ki Kıbrıs sorununun çözümüne çok katı şekilde itiraz eden MHP de artık orada yok. Dolayısıyla geliyoruz. Sayın Erdoğan'ın bakışıyla belirlenecek, yani onun iradesine bağlı olarak belirlenecek, etkilenecek bir mesele var. Kıbrıs sorununu çözmek isteyecek mi, istemeyecek mi? Benim açımdan... İsteyecek mi? Sorun bu. Bakınız, az önce çizdiğimiz dış politika tablosuna bakınız. Türkiye nereye geldi? Bütün cephelerde sürekli zor durumlara düşen bir Türkiye. Avrupa Birliği ile ilişkiler iyi gitmiyor. Donald Trump'tan beklentiler vardı, hiç de öyle olmadı. Donald Trump özellikle Mısır'ı darbeyle deviren Sisi Beyaz Saray'da ağrılarak mesajlarını verdi. Suriye'de hala operasyonları Kürtlerle yapmaktan geri adım atmıyor. Ruslar da orada yan yana duruyor. Şimdi böyle baktığınız bitiyor. Bir de enerji diye bir şey vardır. Bizim etrafımızda dolaşan heyula gibi. Büyük büyük firmalar geliyorlar, gidiyorlar. Bir firmanın işte CEO'su düne kadar CEO'su olan yani genel müdürü olan adam şu anda Amerikan Dışişleri Bakanı bir tanesi. Dışişleri Bakanı da Texas'da öyle bir şirketteydi. Şimdi böyle bir yerdeyiz.
Ve Kıbrıs sorununu çözmek demek, Türkiye'nin hem enerji politikasında aktif rol alması demektir, hem Kıbrıs'la hem İsrail'le bağlanması demektir, müthiş maddi kazanımlar olması demektir. Çünkü bir boru hattının Türkiye üzerinden geçeceğini herkes kabul ediyor ve optimum olanın bu olduğunu düşünüyor. Bunun aynı zamanda Avrupa Birliği açısından da getirileri olacaktır kesinlikle. Avrupa Birliği nereden bakarsa baksın Kıbrıs onlar için bir prestij kaybı, bir yara. Kıtayı birleştiren bir Avrupa Birliği kendi küçücük bir adayı birleştirememiş ve üstelik üyesi. Nereden bakarsanız bakınız burada bir kazanım alanı vardır. Ama biz bu kazanımları şimdi böyle hani siyaset bilimcileri olarak, gazeteciler olarak, yurttaşlar olarak sıralayabiliriz. Rasyonel çıkarlar diye bir kavram vardır. Rasyonel çıkarlar tanımlaması yapabilirsiniz. Ama siyasi elitler hiçbir zaman sadece rasyonel çıkarlardan yola çıkmıyor. İşin içinde duygu var, popülizm var, siyaset açısından riskleri hesaplarlar. Yani bizim hesaplamadığımız bir sürü başka şey hesaplarlar. Nerede kaldı ki bir öngörüde bulunmak kolay değil ama şunu söylemek mümkün. Türkiye, sanırım bunu Çavuşoğlu da söylemişti. Mevcut sorunları arasında çözebileceği en kolay sorun Kıbrıs sorunudur. Bir de iki tane liderin 25 aydan beri her şeye rağmen çok iyi mesafe kat ettiği bir gerçektir. Yani Kıbrıs sorununun çözüm taslağı yavaş yavaş görünmeye başladı. Liderlerin aynı fikirde oldukları konulara baktığınız zaman ve de diğer açıkta kalan konuların nasıl aşılabileceği konusunda da yapılan eksiksizlere baktığınız zaman yavaş yavaş çözüm taslağı ortaya çıkıyor. Buraya bir müdahale yeter. Bunu Avrupa Birliği de isteyecektir. Türkiye de isteyecektir diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Türkiye'de isteyecektir diye düşünüyorum. Ama şimdi böyle izleyicilerin, ben son birkaç dakikamız kaldı. Kestim Erdoğan'ı, döndüm bize. Yani sizi her zaman iletişimimiz açık ama böyle izleyiciler önünde bulmak hemen çok yakında olmayabilir. Tamam, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in de tarif ettiği bir çözüm var. İki bölgenin, iki toplumun siyasal eşitlikten diye devam eden federal bir çözüm. Peki ama Türkiye'nin bunu, Erdoğan'ın da bunu kabul etmesi. Ama çıkar der ki zero garantörlük. Yani Anastasiadis'in bir yere gelmesi daha önemli değil mi Erdoğan'ın bir yere gelmesinden? Ha şimdi bakınız, burada hakikaten önemli bir soru bu. İki tarafın da yapacağı hamleler vardır burada. Nedir? Siz bunu adını çok açıklıkları söyleyin. Tabii Türkiye ki ne yapacak? Anastasiadis ne yapacak? Türkiye garantiler ve güvenlik konusunda Kıbrıs'ın tarafının endişelerini giderici bir takım açılımlar yapmak zorunda. Bazı açılımlar yapıldı. Şöyle yapıldı. Türkiye ben 60 sisteminde ısrar etmiyorum dedi. Dolayısıyla 1960 sistemi aynen devam etmeyecek demektir. Tamam. Bu iyi bir hamle. Sayın Anastasiadis de başka hamleler yaptı. Garantiler konusunda ben tatmin olursam dönüşümlü başkanlığı kabul ediyorum noktasındadır mesela. Hayır, öyle olduğunu biliyorum. Evet, sorduğunu söylüyorum. Yok. Yani vücut dilim size itiraz olarak almayın. Yani bakınız şimdi taraflar ne yapıyorlar? Nasıl bir yere geldik? Taraflar çözümü biliyorlar. Son aşamada neyi verip neyi alacaklarını biliyorlar. O son değiş tokuşu bekliyorlar. Garantiler konusunda ben tatmin olursam dönüşümlü başkanlığı veriyorum. Hem de 4-2 olarak. Burada duruyor. Bunu Gundaras'ın da söylemiştir. Bağladı yani kendisini. Şimdi bakınız en büyük meselelerde bile büyük hamleler var. Birisi dönüşümlü başkanlığı vermeye hazır olduğunu söylüyor. Öbürü de diyor ki ben 60 garantiler sisteminde ısrar etmiyorum. Bunlar önemli hamlelerdir. Gerisi zaten çözülmüş meselelerdir büyük oranda. Rum toplumu buna hazır olur, hazırlanabilir. Şimdi bakınız, Anastasiadis'in belki de en büyük zaaflarından bir tanesi bu müzakere sürecine paralel olarak toplumunu hazırlama yönüne gitmemiş olmasıdır. Ama onun aldığı bir risktir. Karşımızda duran gerçek şudur. Bugün iki büyük partiden de destek alıyor. Hem AKEL hem DİS'i yanında duruyor. Ve ikisi de çözüm sürecini destekliyor. Özellikle AKEL'in son dönemdeki performansı olağanüstü. Son derece iyi bir performans. Hiç yani AKEL tarihinin en pozitif süreci. Dolayısıyla yani ama geldiğimiz yerde şöyle bir şey var. Bakınız. Uzun bir koşudan sonra etnik meselelerde çözüm aşamasına geldiğiniz zaman her zaman bir tökezleme olur. Bu dünya etnik çözüm tarihinin de ayrılmaz parçasıdır. Başka örneklerde de öyledir. Gelirsiniz ve bu kadar eski bir sorunu çözmeye yaramak kala
üç defa daha düşünürsünüz. Endişeye kapılırsınız. Toplumlar bunu kabul eder mi? Ben ne yapıyorum? Acaba olacak mı? Olmayacak mı? Bu doğal bir doğal bocalama dönemi var. Ben bundan sonraki dönemi bir doğal bocalama dönemi olarak görüyorum. Ama bu doğal bocalama dönemi belki biraz da bir kriz ve gerilimle de kendini gösterecektir ama olacak. Hala Kıbrıs sorununun çözümünde büyük umutlar var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Harikaydı. Evet, Niyazi Kızılyörek'le konuştuk. Son cümleyi söyle. Kıbrıs sorununun çözümüne kısa vadede bizim, Kıbrıslı Türklerin, orta ve uzun vadede de Kıbrıslı Rumların ihtiyacı var. Acı ama gerçek. İkisinin altında da kaybetme korkusu vardır. Biz toplum olarak ortak değerlerimizle ortak kimliğimizi kaybedeceğimizi korkarız. Anibal öldü, bir kişi daha eksildik dedi. Biri bağlandı, biz orijinal Kıbrıslı Türkler dedi. Bunu çok uzatmak istemem ama gerçektir. Rum tarafı da bilecek, eğer bu anlaşma olmazsa 10 sene sonra bu müzakereler tekrar devam ederse, şimdi güneye geldiğinde kapıdan no geçemek der gene biso diyen onlardan biri bayracığı sallayarak gidecek Birleşmiş Milletler'e. Bay bay.